Müjdemi isterim sevgili dostlarım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve merakla beklenen ekonomik reform paketini açıkladı. Hem korona ile ilgili tedbirleri anlattı bugünkü konuşmasında, hem de aynı zamanda ekonomi ile ilgili ne tür tedbirlerin alınacağını, ne tür reformların yapılacağını bizlerle paylaştı. Kendisine buradan teşekkürlerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Bu başlıklar yerine getirildiği an itibariyle Türkiye ekonomisinin büyük bir yükselişe geçeceği de ortada. Hani uçurum diyoruz ya, o uçurum kenarından dönecek ve bundan sonra tarihi atılımlar yapacak gibi görünüyor. Biraz sonra bunları sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım. Aynı zamanda dünyadan da haberler var. Onları da paylaşacağım. Ve hem Türkiye ekonomisi bundan sonraki süreçte nereye gider, hem de rakamlar nereye gider, uzun uzun konuşacağız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Reform paketine geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı biraz kızgındı gördüğüm kadarıyla. Özellikle borsanın %10'unun Katarlara satılmış olmasını eleştirenlere ya da tank palet fabrikasının Katarlara satılmış olmasını eleştirenlere ciddi anlamda çıkışlarda bulunduğu, aynı zamanda neredeyse ondan fazla, hatta daha da fazla pek çok stratejik alanın Katarlara satılmış olmasını eleştirenlere de sanıyorum kızgındı, ama bunları çok fazla dile getirmedi. Sadece tank palet fabrikası ve İstanbul borsasıyla sınırlı tuttu. Hatta tank palet fabrikası da demedi, Sakarya'daki fabrika dedi, öyle üstün körü geçti. Çünkü önemli bir şey değil sonuç itibariyle, tank palet fabrikası Katarlılara satılsa ne olur, satılmasa ne olur, paranın dili, dini, imanı yoktur. Türkiye'ye sermaye girmesi önemli olandır. 1920'lerde kurulup 2000'lere kadar devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin de doğru yönetilmediği ortada. İşte o dönemde yapılan kitler, bitler, havacılıkla ilgili çalışmalar, otomotivle ilgili çalışmalar, sanayiyle ilgili çalışmalarda çok önemli değildi. Son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin büyük bir atılım ve kalkınma içerisinde olduğu da ortada. Ne yapılmıştı 2000 yılına kadar? İş Bankası kuruldu, Halk Bankası kuruldu, Emlak Bankası kuruldu, Ziraat Bankası kuruldu, çiftçi, sanayici, üreticiye büyük destekler verildi. Çok ciddi sanayi kuruluşları vardı. Bunların arasında Ereğli Demirçelik, Tüpraş, Petkim gibi kuruluşlar vardı. Bu 80 senelik dönemde, yani 1920'den 2000'e kadar geçen dönemde bu kuruluşlar alt tarafı gerçekleştirildi. Şeker fabrikaları falan yapıldı. Tekel yapıldı. Türk Telekom kuruldu. Bunları saymaya bile gerek yok. Tek parti zihniyeti Türkiye'yi bu kötü noktalara getirmişti. Sonrasında ise ne oldu arkadaşlar? Son 20 yıl içerisinde öyle güzel ataklar yaptık ki artık ne Tüpraş, ne Petkim, ne Ereğli Demirçelik, ne de Tekel, ne de Türk Telekom'dan bahseder durumdayız. Demek ki doğru işler yapılıyor son 20 yıl içerisinde. Yeni reformlarla bunları pekiştirmemiz gerektiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Neydi o reformlar diye bakarsak arkadaşlar, hemen sizlerle paylaşayım. Birincisi, dev opera açılışını gerçekleştirecekler. Bunu söyledi. Reform başlıklarından birisi buydu. Üstelik pandemi döneminde, biliyorsunuz pandemide operaya bayağı ilgi oluyor. Öbür taraftan otoyol açılışlarının devam edeceğini söyledi ve viyadük açılışlarının devam edeceğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Katar'a yeni yeni satışlarında olabileceğinin sinyalini verdi reform başlıkları arasında. Bence çok önemli başlıklardı bunlar. Türkiye ekonomisinin kurtuluşu açısından kaçınılmaz başlıklar. Tekrar söylüyorum, dev opera açılışı Ankara'da, otoyol açılışı ve viyadük açılışı. Biliyorsunuz son 20 yıl içerisinde ne otoyol, ne viyadük, ne köprü açılışı yapılmadı. Ha, opera açılışı gerçekten yapılmadı. Neyse, yavaş yavaş opera açılışları yapılıyor. Bu iyi bir şey aslında. Keşke pandemiye denk gelmeseydi, çok daha öncesinden açılsaydı. Hatta Atatürk Kültür Merkezi gibi yerlerde kapatılmamış olsaydı mesela, değil mi? Olsun, bu da bir başlangıç, önemli bir reform adım. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Hatta reform demeyelim, Rönesans bile diyebiliriz buna. İtalya'da biliyorsunuz önce sanat, bilim, felsefe gelişti. Sanatla ilgili bir adım olduğu için bilim, felsefeyi daha sonra nasıl olsa hallederiz. Sanatla ilgili bir adım olduğu için önemli bir adım. Bu anlamda da tebrik etmek gerekiyor. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Bu müjdeyi de sizlerle paylaştıktan sonra şimdi gelin diğer önemsiz haberlerimize geçelim. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Türkiye'ye yaptırım uygulayalım mı? Uygulayalım.
bağlamayalım mı görüşmelerini yapmaya başladı. Bunlar ön görüşmeler biliyorsunuz. Perşembe ve Cuma günü de liderler bir araya gelecek ve liderler yine Türkiye'ye yaptırım uygulansın uygulanmasın konusunu değerlendirecek. Buradaki önemli isimlerden birisi Almanya'nın Dışişleri Bakanı Maas bir açıklama yaptı. Dedi ki son aylarda Türkiye ile bir diyalog kurabilmek için çok çalıştık fakat çok fazla provokasyon oldu. Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'la yaşadığı gerilimler doğrudan görüşmeleri engelledi. Türkiye ile diyalog çabalarından bir sonuç alamadık. Dolayısıyla arkadaşlar yaptırımların kapıda olduğunun sinyalini Almanya Dışişleri Bakanı vermiş oldu. Ha bu arada şunu söyleyenler var işte Türkiye'ye yakın olan ülkeler var bunlar itiraz edecek. Dolayısıyla Türkiye'ye yaptırım uygulanamayacak vesaire gibi ama öyle çok kolay değil arkadaşlar. Yani o küçük ülkelerin özellikle Avrupa Birliği'nden sürekli yardımla geçinen ülkelerin çok da karar verici olduğunu düşünmüyorum. Hani geçen gün Macaristan ve Polonya'nın itirazlarıyla bazı teşvikler engellendi ama sonuç itibariyle onların beklentileri kendilerine yapılacak yardımlardı. O yardımların ölçeğini arttırmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye yapılacak bir yaptırım konusunda genel kanaate aykırı bir oy kullanacakları kanaatinde değilim. Avrupa Birliği'nin bugüne kadarki Türkiye'ye olası yaptırımlarını engelleyen Avrupa Birliği'nin en güçlü devleti olan Almanya'ydı ve ne yazık ki Almanya'yı da son dönemde karşımıza almış durumdayız. Sadece Fransa ile sınırlı değil, Almanya'da yaptırım uygulanması konusunda ısrar eden ülkelerden birisi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama önemsiz bir gelişme. Yani Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulasa ne olur, uygulamasa ne olur? Alt tarafı ihracat yapamayız. Alt tarafı euro girişi daha da azalır. Türkiye'nin ticaret yapma ihtimali daha da azalır. Dış ticaret açığımız artar, cari açığımız patlar, kura muhtaç bir hale gelir. Dolayısıyla çok ciddi devalüasyonist etkilerle karşı karşıya kalır. Türkiye'deki yabancı şirketlerin pek çoğu kaçar, işsizlik daha da tırmanır falan. Bunlar önemli şeyler değil. Yine de sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Bu hafta yine Amerika'da Kongre'de iki önemli görüşme yapılacak. Bunlardan birisi katsa yaptırımları konusu S-400 kaynaklı. Öbürü de Halk Bankası davası ile ilgili görüşmeler olacak ve bu görüşmelerinde Türkiye lehine çıkma ihtimali her geçen biraz daha azalıyor. Azalmasın da biz sanki teşvik ediyoruz. Aynı zamanda Rusya da teşvik ediyor gibi bir görüntü var. Neden? Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi Rostel'in başkanı. Nedir Rostel? Bu S-400'leri üreten ve satan firma. Devlet firması tabii. Yani tank balet fabrikası gibi falan özelleştirilmiş, Katar'a satılmış bir firma değil. Yanlış anlamayın. Tamamen Rus devletine ait olan bir firma. Çünkü ne Ruslar ne Amerikalılar savunma sanayi ile ilgili böyle stratejik firmalarını yabancı devletlere satmıyorlar. Özelleştirseler bile yerli özelleştirmelere dikkat ediyorlar. Ama biz tabii ki paranın dili, dini, ırkı, imanı olmadığı için Katarlara tank balet fabrikasını rahatlıkla satıyoruz. Ha yok, işletme devri yapıyoruz. Ama işletme devri yaptığımızda onların bütün verilere ulaşmasına da hak tanımış oluyoruz. Ama yerli ve milliyiz. Bunu da altını özellikle çizmek istiyorum. Ne demiş Rostel'in başkanı? Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi Rostel'in başkanı ne demiş? Demiş. Rusya'nın Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmayı tamamladık. Yani S-400'leri Türkiye'ye gönderdik. Karşılığında da paramızı aldık kardeşim demiş. İkinci anlaşma için, çünkü ikinci anlaşmanın da yapılacağı Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi kurmayları tarafından, aynı zamanda Savunma Bakanlığı tarafından dile getirilmişti biliyorsunuz. İkinci anlaşmayla ilgili Türkiye'nin kararını bekliyoruz demiş. Türkiye daha karar vermemiş ama karar verecek diyor. S-400 anlaşması bir NATO ülkesiyle gerçekleştirilmesi bakımından eşsizdir diyor. Evet doğru, eşsiz. Çünkü S-400'ü Ruslar sadece Çin'e ve Türkiye'ye satmışlar. Başka hiçbir NATO ülkesi S-400'ü almamış. NATO ülkelerin bu kadar bas bas bağırmalarının temelinde de bu yatıyor. Tabii reformların yanında bu da önemsiz bir haber başlığı arkadaşlar. Alt tarafı S-400 ile ilgili Rusya'da NATO ülkelerinden sadece Türkiye'nin bunu aldığını tescilledi. Ve bu da yaptırımların daha da güçlenmesini beraberinde getirecek. Yarın öbür gün Amerika'dan katsa yaptırımları ciddi anlamda Türkiye üzerinde bir baskı oluşturabilir ama önemli değil. Çünkü reformları gerçekleştirdik. Reform başlıklarımız neydi? Opera açılışı, otoyol açılışı, viyadük açılışı arkadaşlar. Viyadük açılışı. Bir de
Katar sermayesinin Türkiye'ye girmesini savunması. Yani paranın dili, dini, ırkı, imanı yoktur açıklaması. Bunlar önemli reform başlıklarıydı. Bu reformları neden gerçekleştiriyoruz? Çünkü açlık ve yoksulluk sınırları aldı başını gidiyor arkadaşlar. Açlık sınırı 2523 liraya gelmiş durumda, asgari ücretin üzerine çıktı. Memur Sen'in araştırmasına göre. Yoksulluk sınırı 7353 liranın üzerine çıktı. Yine Memur Sen'in araştırmasına göre. DİSK'in asgari ücret net beklentisi 3800 lira. Net beklentisi bakın. Belki hayatını idame ettirebilir diyor. DİSK bu arada tabii 4 kişilik ailenin 4'ünde çalışması lazım ki şu yoksulluk sınırının üzerine çıkılabilsin. Bu da önemli bir haber ve veri değil. Çünkü reformlar gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bizim gibi reformları gerçekleştiren bir başka ülke daha vardı, Venezuela. O da bu yıl içerisinde hafif enflasyon yükselişiyle karşı karşıya kalmış. 2020 enflasyonu %3000'i aşmış durumda. Bir kez daha söyleyeyim mi? Yaptığı reformlar sayesinde Venezuela'daki enflasyon %3000'i aşmış durumda. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar ciddi sıkıntılar varken inşallah bu gerçekleştirilecek reformlarla birlikte hepimiz Ankara'da bir opera dinlemeye gideriz hep beraber, değil mi? Yani şu pandemiyi de atlattıktan sonra, bu kadar büyük ekonomik reformlar gerçekleştikten sonra hep beraber toplanıp bir opera yaparız. Gerçi 2000 kişi alıyormuş. Biz 500 binin üzerindeyiz şu anda. Olsun, 2000 operayı boş bırakmayız. Ankara'daki dev operayı. Dünya çapında büyüklüğe sahip olan dev operayı. Dev yatırımlarımız var biliyorsunuz. Bunların hepsi birbirinden önemli yatırımlar. Ha, içini dolduramıyoruz. Evet, müşteri gelmiyor ama sonuç itibarıyla Avrupa'nın ve dünyanın en dev yatırımlarını yapıyoruz. Mesela dev havalimanı yapıyoruz, dev köprü yapıyoruz, dev viyadükler yapıyoruz, dev otoyollar yapıyoruz. En son dev opera yaptık. Son 20 yılda ekonomimizin geldiği nokta ortada. Keşke bu dev projeleri gerçekleştirirken Ereğli Demir Çelik'ten, Tüpraş'tan, Petkim'den, Türk Telekom'dan, Tekel'den, şeker fabrikalarından vazgeçmemiş olsaydık. Değil mi? Mesela Atatürk Havalimanı'nı korusaydık da dev havalimanı yapacağız diye o kadar büyük paralar harcamasaydık. Ya da şehir hastanelerine oluk oluk para akıtacağımıza daha çok yere daha çok hastane yapsaydık da keşke şu anda yataklarımız dolup taşmasaydı. Keşke denecek çok şey var ama artık bunların hepsini aşmış durumdayız arkadaşlar. Çünkü beklenen ekonomi reformları geldi. Operamızı açıyoruz. Dev operamızı açıyoruz. Otoyollarımızı açıyoruz. Viyadüklerimizi açıyoruz. Allah'ın izniyle. Şimdi gelelim rakamlara arkadaşlar. Bu açıklamalar öncesinde ve sonrasında dolar yükseliş eğilimini devam ettirdi. 7.87'ye kadar yükseldi, sonrasında geri geldi ama 7.80'in üzerinde durmaya devam ediyor. Hem Amerika'dan gelecek yaptırım haberleriyle hem de Avrupa Birliği'nden gelecek olası yaptırım haberleriyle birlikte dolardaki yükseliş eğiliminin çok daha hızlanacağı görüşündeyim. Bu hafta içerisinde 8 liranın üzerine muhtemelen kendisini atacak ve kalıcı olacak. Ha, bir faiz arttırımı gelir mi? Gelirse çiftçi, esnaf daha da sıkıntılı bir duruma düşecek. Çiftçilerin neredeyse tamamı icralık pozisyonda. Kredi kooperatifine başvurup oradan kredi almış çiftçilerin yarıdan fazlası icralık durumda. 11 bin kredi başvurusu ve neredeyse 8 binden fazla icralık çiftçi var. Bu faiz arttırımlarıyla birlikte o çiftçilerin daha da batacağı kanaatindeyim. Öbür taraftan 600 binden fazla KOBİ esnaf kendisini kredilerle döndürmeye çalışıyordu. Onlar da artık muhtemelen kendilerini döndüremeyecekler. Batık üzerine batık, işsizlik üzerine işsizlik yaşamaya devam edeceğiz. Ama neyse ki Allah'a şükürler olsun, reformlarımız var, opera açılışımız var, viyadük açılışımız var, otoyol açılışımız var. Bu anlamda elimiz güçlü. Euro 9.49 seviyesinde, o da yine dolara bağlı olarak yükseliş eğilimini devam ettirecek. Dolar 8 liranın üzerine çıktığında euronun da 10.30-10.40 aralığına geldiğini göreceğiz. Faiz cephesinde yine 14'ün üzerindeki rakamları görüyoruz. 14.33. Neden? Çünkü bir faiz arttırım beklentisi var. Enflasyon bu seviyedeyken faiz arttırımı olmak zorunda. Faiz arttırımı olursa çiftçi, esnaf, KOBİ batacak. Olsun.
Önemli olan doların belli bir seviyede tutulması. Ne var yani 130-140 milyar dolar satıldıysa doları durdurmak için, ne var yani faiz ortamı %20'lerin üzerine çıktıysa. Önemli olan dolar dursun. Gerisinin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Altın onsu 1832 dolar seviyesine gelmiş durumda. 1830'un üzerinde durduğu sürece açıklanacak teşvik paketleriyle birlikte, ki somutlaşıyor yavaş yavaş Amerika'da. İlk teşvik paketinden bahsediyorum ve 20 Ocak sonrasında muhtemelen Biden'ın da arka arkaya açıklayacağı teşvik paketleri olacak ve ne yazık ki aşıyla ilgili bazı haberlerde spekülatif olarak gelmeye başladı. Bunlar gerçeğe dönüşürse altın onsundaki sert yükselişleri göreceğiz. Rekor üzerine rekor denemelerini göreceğiz. Buna bağlı olarak, yani onsun yükselişine bağlı olarak, aynı zamanda doların agresif yükselişine bağlı olarak gram altında da yeni rekor denemeleri olduğunu göreceğiz. Ama sakin olun. Türkiye'de gördüğünüz gibi arka arkaya reformlar açıklanmaya devam ediyor. Bu reformlar olduktan sonra sırtımız yere gelmez. Merak etmeyin arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.